Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün daha önce yaptığım en pahalı YouTuber arabaları ve en pahalı YouTuber evleri serisine devam ediyoruz. Size bu serinin devamında ne istersiniz diye sormuştum ve en pahalı YouTuber ekipmanlarını istemiştiniz. Ve ben de şimdi size en pahalı YouTuber ekipmanlarını göstereceğim. Bahsetmeyi unuttuğum kişiler için yorumlarda onları belirtirseniz bu videonun ikinci bölümünde onları da söylerim. Videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılılarından yüksek not alır. Burada birkaç tane arkadaşımız daha önce like atmıştı. Bakın neler yazmışlar. Serinin ilk iki videosunda Sniper Wolf'la başladığım için bu videoda da Sniper Wolf'la başlamak istiyorum arkadaşlar. Sniper Wolf'un kendine özgün güzel bir odası var şimdi. Odasının videosunu izleyelim. 1 milyon abone olmuş. Onun için çekiyor ama şu anda daha fazla. Odası böyleymiş. Çok güzel yani gerçekten. O kadar da hani acayip acayip değil. Diğer göreceğiniz odaların yanında fazla bir şey değil ama giden çok güzel şu andaki bir de. Bir sürü oyunu var. Güzel bir odam var. Serinin ilk iki videosundan bir haber olan arkadaşlar için de kanalının istatistiklerini göstereceğim bir daha. 3.692.741 abone ile 473.205.000 izlenmeyi geçmiş Sniper Wolf ablamız. Ve bu rakamlar gerçekten çok güzel rakamlar. Hani Türkiye için de güzel ama eğer yabancı bir ülkede yaşıyorsanız çok daha güzel yani. O derece güzel, bayağı güzel. Bu arada bana herkes diyordu ki en pahalı YouTuber arabalarında neden PewDiePie'in arabası o kadar kötü veya ev videolarında neden PewDiePie yok? Adam evinin veya arabasını doğru düzgün göstermediği için yok. Olsaydı olurdu. Ama şimdi PewDiePie'in kendinin dediğine göre hayali odasını gerçeğe dökmüş videosunu izleyeceğiz. Adam hayalini kurduğu sete sahip şu anda. Bakalım nasıl bir setmiş hayali. Arkasına bu duvarları koymuş. Buna biraz daha şey diyor. Kişisellik falan katıyor diye. Bu da masası. Masası çok güzel. Cidden setup'ı benim için en güzellerinden bir tanesi. Hani en güzel YouTuber odası bence aslında. Mousepad'i bile güzel adamın. Ben de bundan istiyorum bak. Bu ayağını uzattığı şeyden ben de almak istiyorum. Oh. Abi bakar mısın şuna ya? Şuna bakar mısın ya? İşte şimdi de bilgisayarına geldi sıra. Bilgisayarı, PlayStation'ı, Xbox'u falan varmış herhalde burada. Çok güzel be. Şimdi birkaç tane haber gelecek ve diyecek ki zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Evet, çok zekisiniz arkadaşlar. Benim burada bir YouTuber kanalı olarak kendi ürettiğim bu içerikleri yapmam züğürtlükse size alkış buradan. Çok zekisiniz. Yani hiç düşünememişti insanlar bunu. Siz süper düper zekisiniz. Bu benim yaptığım bir içerik olduğu için benim insanlara burada bilgi vermem lazım. Ve PewDiePie'in kanal bilgisini vereyim size. PewDiePie'in arkadaşlar 48.581.000 abonesi ve 13.566.000.000 izlenmesi var. Ve en çok abone ve izlenme ile şu anda dünyanın izleme ve abone birincisi. Ve kanal açıklamasında ne yazıyor biliyor musunuz? Abone olana abone olurum gibisinden bir şey yazıyor. Yani abone sub for sub. Abone olana abone yani. Çok güzel de bir mizahı var PewDiePie'in. Bayılıyorum ben PewDiePie'ye ya. Evet, şimdi sırada Jacksepticeye var. Jacksepticeye'in arkadaşlar odası gerçekten çok güzel. Kendine has bir tarzı ve bir kişisellik katmış odasına. Şimdi odasına bakalım. Maybe some people out there like go around their setup and go around their environment and show you like what they have in the room. So I thought it'd be kind of fun to do one for my setup. Burada da kendi yaptığı bilgisayarı var. Kendi dizmiş bilgisayarını. Bir sürü de kablo var orada. Ama benim umurumda değil diyor zaten. Yandan da böyle çok güzel duruyor. Güzel bilgisayarı var. All the wires are back here in this section. So it's cut in half. You can see like the backboard there. 4 tane de 8'lik RAM'i var. Bende bir tane bile yok 8 GB RAM. Bu da videoyu çektiği zaman böyle görünüyormuş. Jacksepticeye zaten hani odasını pahalı yapan şey bilgisayarın içindekiler. Gerçekten çok güzel bir bilgisayarı var adamın. Jacksepticeye'in da analizine bakarsak 12.596.000 abonesi var. 5.642.000 de izlenmesi var. Bunlar dediğim gibi çok iyi rakamlar. Yani 5.5 milyar abi, yani efsane bir rakam aslında. Ve şimdi sırada Ali A var. Ali A'nin setup'ı çok güzel. Hemen izlemeye geçelim. Hiç konuşmayacağım. Direkt izleyelim. What's up guys? My name's Ali A and this is my gaming setup. Pow pow pow. Cut this mad thing things in it.
Adam zaten burada direkt kendi odasını turlamış. Diğerleri gibi yapmamış. Direkt her şeyi böyle kısa kısa göstermiş zaten. Bana fazla bir iş bırakmamış. Ama ben de göstereceğim mecbur. Kendi arkasındaki, arka plandaki dolap böyleymiş. Bilgisayar webcaminden nasıl göründüğünü gösteriyor. Sonra diğer taraftan nasıl göründüğünü gösteriyor. 3 tane monitörü var. Bir tane kurve monitörü var. LG'nin kurve monitörü. Curve. Umarım Ali'ye de güle güle kullanır setup'ını çünkü çok güzel. Ve bu videonun montajı beni öldürecek. Çok uzun sürecek, çok zamanımı alacak. O yüzden hala videoyu beğenmediyseniz ve hala izliyorsanız 2 saniyenizi gerçekten ayırıp videoyu beğenmeniz benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Ali Ey'in de 8.542.000 abone ve 2.103.000 izlenmesi var ve bunun bu adamın ikinci kanalı da var. Ve ikinci kanalında 4.359.000 abone, 642.198.000 de izlenmesi var. Bazen bu rakamları yanlış söylüyorum ama yani anlayış gösterin çünkü bir sürü rakam var. Şaşırıyorum, kafamı karıştırıyor. And here's the man cave light switch and you can see it's conveying exactly how I feel every time I come in this room. Now, for those of you that found this video and actually don't know, her girdiğimde ben de öyle oluyorum diyor. You're probably just going to start drawing the conclusion that this guy's lonely. Bu odaya baktığınızda benim ezik olduğumu düşüneceğiniz diyor. Ezik olduğumu düşüneceksiniz ve annesinin evinde kaldığını düşüneceksiniz diyor. 9 yıllık evliymiş. 3 yaşında oğlu varmış. Yapmak istediği kariyeri 15 yıldır yapıyormuş. 15 yıldır yapmak istediği işin içindeymiş. Ve daha fazla mutlu olamazmış. Diyor ki, eğer beni tanımıyorsanız bilmezsiniz diyor. Ben teknolojiye çok fazla passionlıyım. Yani tutkuluyum. O yüzden bu odayı yaptım diyor. Bu benim bir hobim gibisinden konuşuyor. Bakalım gösterecek başka bir şey var mı? And there's my remote for the air conditioner running across all three screens, so you get an idea what this looks like. Bu da bir oyun oynarken işte 3 ekrana tek ekran yapıyorum diyor. Bu en güzel özelliği zaten 3 ekranın. Ben Nicholas Netgeism de benim zaten en sevdiğim YouTuber'lardan bir tanesi. Yani eğlenceli bir içeriği var adamın ve 779.000 abonesi var, 80 milyonda izlenmesi var. Ve şu saatten sonra göstereceğim kanalları bilmeyeceksiniz arkadaşlar. Ama izlemeye devam edin çünkü çok güzel kanallar var aralarında. Odası da buymuş. Çok güzel ya. İki tane kurum monitörü var. First off, as far as the actual desk is concerned, well, it's not meant to be a desk. Tam ortaya, monitörlerin ortasına benim kameramdan koyuyor. Ve şimdi hepimizin beklediği şey kasa geliyor. Hepsi kasasını göstermiyor ama bu gösteriyor bakın. Abi. Çok güzel. 64 GB RAM, 2 tane Titan. Editing, audio production or gaming, this thing is a boss all around. And if you'd like to check out the full build video I made. Çok güzel. Az önce de söylediğim gibi bu YouTuber'ları fazla bilmeyeceksiniz çünkü dünya çapında bir popülerlikleri, bir isimleri yok diğerleri gibi. Bu YouTuber'ın da 381.000 abonesi ve 64 milyondan fazla izlenmesi var. Ki bu rakamlar hiçbir şekilde küçümsenecek rakamlar değil. Gerçekten çok büyük rakamlar. Şimdi arkadaşlar PewDiePie'in setup'ını sevdiğim kadar bu adamın da setup'ını seviyorum. Şimdi izleyeceğiniz Mr. Taha E-Box 123 benim en sevdiğim ikinci odaya sahip herhalde bu videoda PewDiePie'dan sonra. Çünkü çok güzel bir odası var. Bakın izleyin anında hak vereceksiniz. Başlatıyorum. ...128 GB RAM'i varmış. Abi şöyle bir odan olsa var ya odadan çıkmazsın yani. Seni kimse çıkaramaz o odadan. Altın kaplamada Apple saati var. Mikrofonu bana ver lan. Bana lazım bak şu çok kötü bana ver onu. İşte burada bilgisayarı. Çok değişik bir bilgisayarı var ben fazla anlamadım. Ve şimdi Mazbar diye bir tane YouTuber var. Aralarında belki de en güzel setuplardan bir tanesine sahip. Mazbar'ın bir sürü setup videosu var ama benim favori olanım bu. O yüzden bunu izleyeceğiz. Ne? Whoa. Ne? Bu çocuğun odasıyla ilgili bir şey de çok seviyorum. Şimdi göstereceğim size. O da çok iyiymiş ha. Çok güzel duruyor. İşte bilgisayarı da bu. Kasa yok ama. Kasa nerede? Kasa nerede? Şimdi göstereceğim size kasası nerede. İşte kasa olayı beni çok benden alıyor ya. Çok harika bir olayı var kasasının. Kasası daha ortada yok. Güzel bir setup'ı var ama. Çok fazla kablo var.
Şimdi işte gidiyoruz. Gidiyoruz. Kasanın nerede olduğuna. Monitörlerin arkasındaki odada abi. Abi kasanı niye göstermedin? Tamam şimdi gösterecek. Şimdi gösterecek. İşte kasası da bu. But that looked really cool anyway. But yeah, this is my custom PC. I've done a video on this anyway. But yeah, that is it. Ya yabancı YouTuber'lar hani bu kanal gibi olan YouTuber'lar fazla önemsemiyor kasayı. Sadece dış görünüşe önem veriyorlar ama biz Türkler olarak kasayı görmek istiyoruz. Bilgisayarın özelliklerini bilmek istiyoruz. Bu kanalın da 511 bin abonesi ve 32 milyondan fazla izlenmesi var. Bu da güzel küçük ama acayip zengin bir çocuğun kanalı. Unbox terapi var. Unbox terapinin setup'ı belki de aralarında en vahşi, en güzel olan benim için değil. Ben çok beğenmedim çünkü çok büyük monitörleri var. Ama belki sizin için çok güzel olabilir, hadi izleyelim. Adam bilgisayarlarına bakar mısın? 3 tane titanı var abi. 3 tane titanı var. 3. Abi adam oyunu nasıl oynuyor ya? Sanki savaş oyunundaki kendi. Ama böyle de hilecilik oluyor. Niye? Diğer adamın 3 tane monitörü yoksa o senin gibi her tarafını göremeyecek değil mi? Almayın o yüzden 3 tane. Adamdaki rahata bak. Aa, tabii ki de şaka yapıyorum. Güle güle kullanırsın inşallah. Çok güzel bir setup'ı var. Videoyu buraya kadar izleyip de beğenmediyseniz yuh size ya. O kadar uğraşıyorum ben videodan. O kadar. Hala izleyip de beğenmediyseniz beğenin arkadaşlar cidden. Ve bu kanalın 6 milyon 453 bin abonesi ve 1 milyara yakın yani 939 milyonda izlenmesi var. Küçük kanal demiştim ama bu küçük kanallardan değil. Bu yine o büyük kanallar kadar var. Gerçekten çok güzel bir kanal arkadaşlar. Ne kanalı bu? Kanalda işte böyle teknolojik aletlerin kutu açılımını falan yapan bir kanal. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Umarım hiçbir YouTuber benim bu serimi çalmaz. Çünkü öyle bir gidişatı var serinin. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. This is how my stuff look like in the behind is the skin, bruh.